Merhaba değerli sektör özel izleyicileri. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Trabzon Beşikdüzü. Karalar Gıda'ya konuk olduk. Firma kurucularından yanımızda Ahmet Bey bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracak. Ahmet Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle bizi yoğun temponuzda aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gündem özel programımıza hoş geldiniz. Biraz sonra buranın faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbetine devam edeceğiz ama önce izleyicilerimi sizi tanıtmak istiyorum ben. Ahmet Bey kimdir ve Karalar Gıda nasıl oluştu efendim? Biraz hikayeden bahsedelim mi? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Kara, 1975 Trabzon Tonya Sayraç köyünde doğmuştur. Hı hı. İlk ve orta öğrenimini Sayraç İlköğretim Okulu'nda bitirmiştir. Liseyi Beşikdüzü Atatürk Lisesi'nde bitirdi. Liseden sonra bir fiil günümüze kadar ticaretle uğraşmaktadır. Hı hı. Karalar Gıda 1975'te Sayraç'ta bir bakkal dükkanı olarak kuruldu. Günümüze biz 3. kuşak, hatta 4. kuşak yetişti. Şu anda 4. kuşak da devam ediyor. 4. kuşak kabul edelim. 1975 yaklaşık 45-46 yıllık bir serüven. Harikasınız. Peki birazcık hizmetleri açalım. Şimdi gıda diyoruz ama tabii gıdanın belli alanları var. Size neler var? Birazcık hizmetlerimizi açalım mı? Sizden ne tür hizmetler almamız mümkün? Biz aynı zamanda Beşikdüzü Süt Ürünleri'nin ortağıyız. Hı hı. Beşikdüzü Süt Ürünleri fabrikasına köylerden topladığımız sütleri getirir. Bu sütlerden tereyağı ve peynir çeşitleri üretiriz. Hı hı. Bu ürünleri Karalar Gıda olarak Türkiye'nin her yerine pazarlarız. Peki, şimdi tabii ki Trabzon tereyağı meşhurdur biliyoruz peynirleriniz de aynı evet. şekilde. Nedenini birazcık açıklayalım mı izleyicilerimize? Niye peynirlerimiz özeldir? Şimdi Trabzon tereyağı ve peyniri hakikaten özeldir. Hı hı. Bizim bu civardan Tonya, Vakfıkebir, Akçabat, Beşikdüzü, Şalpazarı ilçelerinden toplanan sütler direkt bu fabrikaya gelir. Bu fabrikada bu yörenin bu bitki örtüsünden dolayı farklı bir lezzeti, tadı vardır. Ondan dolayı işte herhangi bir organik besliyorsunuz zaten. Organik besliyoruz böyle. Tamamen tabii. Havası iyi geldi. Havası, içine. Suyu, ne bileyim bitki çeşidi, çok farklı bitki çeşidi vardır. Hı. Bunlardan toplanan sütler burada ürün haline gelir. Haliyle organik oluyor. Hı. Peki. Şimdi tabii hizmet sektörüsünüz ve hizmet sektörü zaten zor Ahmet Bey. Bunu hepimiz biliyoruz ama dışarıdan çok kolay görünse de sektörünüz aslında hataya mal vermeyen bir bölümdesiniz. Çünkü gıda var işin içerisinde. Aynen. Firma olarak hizmet verirken nelere öncelik veriyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle temizlik, hijyen. Ondan sonra bu ürünlerde zaman çok önemli. Hı hı. Zamanla yarışıyorsunuz, tamam mı? Sütü getiriyorsunuz, süt bozulmadan üretime girecek, üretimden sonra farklı aşamalar var, bu zamanla yarışıyor. Bir de en önemli hijyen. Bunlara uydunuz mu? Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Peki kimlere hizmet veriyorsunuz? Hangi sektörlere daha fazla? Hangi sektörleri? Toptan da veriyorsunuz çünkü. Toptan da veriyoruz, perakende de veriyoruz. Bizim İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun, İzmir'de bayilerimiz var. Onlara hı. götürürüz. Tabii farklı perakende de arayanlar oluyor. Kargo ile, ne bileyim soğuk zincirlerle gönderdiğimiz oluyor. Tüm Türkiye bölgesine. Tüm Türkiye. 81 ile. 81 ile. Telefonla bir de internet üzerinden mi yapıyorsunuz yoksa telefonla mı söylemelerim mümkün? Telefon var, internet var, adreslerimiz mevcuttur. Yani hizmette sınır yok diyebilir miyiz? Sınır yoktur. Herhangi problemle karşılaştığınızda ne gibi garantileriniz var tüketicilere? Biz zaten garantili ürün satarız. Yani ben eğer ürünü sattıysam karşısındayım, tamam mı? Hı hı. Üründe herhangi bir sıkıntı çıkarsa ürünü aynen iade eder, parasını geri alır. Biz garantili ürün satışı. Peynir ve süt ürünleriyle ilgili çok fazla spekülasyonlar, ön yargılar var. Bunu hepimiz biliyoruz. Çok uzun süre dayanıyor. Acaba neden bu kadar uzun süre dayanıyor diye birçok da söylem var. Bu size uyarlanacak olursa eğer ne şekilde peki tüketiciye uyarlıyorsunuz bunları? Biz hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Hı. Tamamen dediğim gibi köylerden gelen süt burada işlenir ve tüketiciye gider. Herhangi bir yani katkı maddesi zaten bilmeyiz. Tamam mı? Küçük bir işletmeyiz, tamam mı? Öyle katkı maddesi nedir bilmeyiz. Yani bizim ürünler tamamen organik. Kendi yemediğiniz bir şey hiç kimseye söylemiyorsunuz. Aynen. Kendim yemediğim bir ürünü ben bir başkasına getirip satışını yapıyorum. Kaç çeşit peynir üretimi var? Peynir üretimi şöyle.
Bizde peynir çeşidi aslında ham madde, mamul olarak aynı. Farklı çeşitler, kolot peyniri vardır, til peyniri vardır, telli peyniri vardır, palet peyniri vardır, bir de lör peyniri vardır. Hı. Tereyağı, bir de tereyağı ayrı farklı bir çeşit. Muhlama'nın da aynı zamanda anakenti olduğu için de aynen onlarla öyle ilgili özel peynirler ve tereyağları bulmak mümkün olabilir değil mi efendim? Evet. Peki, şimdi tabii yıllardır bu işi yapıyorsunuz ama sizler gibi yapan da birçok firma var. Herkes kendi kalitesinden bahsediyor haliyle. Neden tercih edilmeli Karalar Gıda? Niye siz tercih etmeliler? Farkınız ne diğerlerinden? Öncelikle dediğim gibi organik. Bizimki katkısız ürün. Öncelikle yılların tecrübesi. Yılların tecrübesi. Biz çekirdekten bu işlerden geldik. Biz köyde sığır nasıl bakılır, yani hayvanlar tamam mı, nasıl bakılır, süt nasıl sağılır, yani bu en alt kademeden yetiştiğimiz için bu işin, biz başka bir iş yapmadık zaten. Biz, bak, anlamak için hizmet almak lazım. Yesinler öyle, öyle karar versinler. Yani bildiğimiz işi yapıyoruz. Aynen. Farklı bir sektöre hiç girmedik. Sadece bu sektör. Süt ve süt ürünleri. Süt ve süt bizden ürünleri sorulur diyorsunuz yani. Aynen öyle. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum. Hem kendi bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde umarım uzun yıllar boyunca Karalar Gıda'nın ismini de duymak dileğiyle. Farklı programlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Evet değerli sektör özel izleyicileri, Karalar Gıda'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Biz de izlemeye devam edelim.